Merhabalar herkese, yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi hazırladım. Arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz gibi nefis, muhteşem bir tatlı arkadaşlar. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Malzemeleri de her zaman olduğu gibi arkadaşlar açıklamalar kısmına not edeceğim. Ve her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, belirttiğim gibi videolarımı izlemeden kesinlikle benim tariflerimi uygulamayın. Çünkü ben arada püf noktaları arkadaşlar detaylar veriyorum. Onları kolaylıkla yapmanız için, kaçırmamanız için arkadaşlar videomu izleyerek tariflerimi uygularsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada bu tatlı tarifimin yapım aşaması çok pratik ve çok kolay arkadaşlar. Zaten yapacak olan arkadaşlar kolaylığına bayılacak. Arkadaşlar, bu arada tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar, afiyet, şifalar diliyorum. Evet arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olur, zil butonunu açar, beğeni ve yorum yaparsanız, ayrıca sevdiklerinizle, eşinize, dostunuza kanalımı ve videolarımı paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi tadımızın yapım aşamasını hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar, ilk önce muhallebi yapıyorum. Muhallebi yapacağım tencereye 1 litre sütümü aldım ve onun üzerine bir yumurta sarısı, daha sütü ısıtmadan arkadaşlar, süt soğukken ocağı açmadan arkadaşlar bunları ilave edin. Daha sonra bir yumurta sarısı, şeker, miktarların hepsini açıklamalarda belirteceğim. Un, nişasta arkadaşlar ve bir yemek kaşığı katı olarak tereyağı ilave ettim ve muhallebimi soğuttuktan sonra bir pakette vanilya ilave ettim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu muhallebi istediğiniz satınlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şimdi de çırpıcıyla çırpıyorum ve daha doğrusu mikserle arkadaşlar, pürüzsüz bir kıvam alana kadar muhallebimizi çırpalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel ve pratik, ayrıca da ekonomik. Ben her zaman söylediğim gibi, her zaman belirttiğim gibi arkadaşlar, elinde geldiğince sizlere evde olan malzemelerle tarifleri hazırlamaya çalışacağım. Ve arkadaşlar, gerçekten hiç bir tane malzemeyi dışarıdan almadım. Evimde bulunan malzemelerle bu tatlıyı, bu tarifi hazırladım. Gerçekten de harika oldu. Arkadaşlar, rondoma 200 gram. Ben küp vardı bende, küp gofretler. Gofretin şekli önemli değil, uzun da olabilir. Küp olan o paketler bilirsiniz arkadaşlar. Bir paket kullandım zaten, onlarda da 200 gram var.
Ve ayrıca bitter çikolata. Bir de fındık lişe kullandım. İyice rondoyla öğüttükten sonra tatlımda kullandım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kabıma almış olduğum muhallebinin üzerine bu rondoda öğüttüğüm fındık, gofret ve çikolatayı da karışımını onu da güzel döşedim. Arkadaşlar kaşıkla yapsın. Baktım bir yere az, bir yere çok serpiştiriyorum. Daha sonra elimle arkadaşlar bir güzel döşedim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarifim 5 çaylarında. Dediğim gibi böyle ani bir misafir geldiğinde, akşamları her zaman belirttiğim gibi çay yaptınız, yanına bir şey yok. Bunu hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu kıvam almasına da gerek yok, böyle hani kalıplaşmasına gerek yok. Kaşık kaşık da alıp yiyebileceğiniz bir tatlı şekli, bir tatlı türü diyeyim. Gerçekten çok nefis oldu. İse çocuklarınızın da gerçekten bayıla bayıla yiyeceği bir tatlı tarifi. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Şahane bir tarif. Bu tarif arkadaşlar daha kimsede yok. Bu tarifi ilk ben uyguladım. Malzeme olarak diyorum arkadaşlar. Şekil olarak belki vardır. Var da. Fakat malzemeleri ilk ben böyle bu malzemeleri ilave ettim. Ve gerçekten de denediğimde iyi oldu. Çünkü çok güzel bir tatlı tarifi oldu arkadaşlar. Dediğim gibi hem ekonomik hem de çok hafif bir tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada üzerine çikolata sos hazır kullandım. Sizler isterseniz evde de yapabilirsiniz. Fakat bende vardı. Ben de hazır kullanmak istedim. Kendim yapmadım. Ve güzel de oldu arkadaşlar. Sizler de isterseniz pratiklik olsun diye hazırını kullanabilirsiniz. Tenceremi 2 su bardağı 200 milimlik süt aldım. Sütü ilave ettim ve onun üzerine bir paket, üzerinde yazdığı gibi çikolata sosumu ilave ettim ve daha sonra çırpıcımla karıştırdım. Ocağa aldım arkadaşlar. Altını orta ateş olarak yaktım ve daha sonra kıstım arkadaşlar. Öyle kısık bir şekilde kıvam almasını sağladım. Ve kıvam aldıktan sonra 1-2 dakika daha kaynattım arkadaşlar. Daha sonra ocağın altını kapattım.
Evet arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürler, sonsuz sevgiler, saygılar. Hepinizi canı gönülden çok seviyorum, çok öpüyorum arkadaşlar. Kanalıma gerçekten destek olan, kanalıma emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim içinizde ne dileğiniz varsa kabul etsin arkadaşlar. İnanın hepinize gerçekten çok dua ediyorum. Videolarımın altında kimlerin isimlerini, kimlerin yorumlarını gördüğüm zaman gerçekten çok dua ediyorum ve arkadaşlar seviniyorum arkadaşlar. Gerçekten çok seviniyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Güzel kalpli arkadaşlarım benim, canlarım benim. Evet arkadaşlar, buzdolabında arkadaşlar muhallebiyi üzerine döşedikten sonra iç harcımı ve buzdolabına kaldırdım. Daha sonra o arada ben bu sosu hazırladım. Sosu hazırlayana kadar tatlım soğudu. Muhallebi daha doğrusu soğudu. Kıvam biraz sertleşti. Bakın arkadaşlar, o yüzden rahat rahat çok soğuk değil de böyle hafif bir soğuğa yakın ılık diyeyim. Arkadaşlar çikolata sosumu üzerine döşüyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Onu da tekrar bittikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Biraz donsun, biraz kıvam sertleşsin. Daha sonra üzerini süsleyerek servis ediyorum arkadaşlar. Bizimkiler çok beklemediler. Daha doğrusu hiç beklemediler, bekletmediler. Hemen çayın yanında yemek istediler arkadaşlar. Ben de çok bekletmedim zaten. Hemen servis yaptım. Çayımıza beraber tükettik. Ve gerçekten çok da beğendiler. Emin olun arkadaşlar. Sizler de yapınca sizler de çok beğeneceksiniz. Arkadaşlar bu arada tariflerimi uygulayan arkadaşlara sesleniyorum. ve kanalımı hangi ülkelerde, hangi şehirlerde arkadaşlar izliyorsanız ve tariflerimi deniyorsanız, yorum kısmında belirtirseniz arkadaşlar sevinirim. Ve bu arada arkadaşlar yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Daimi olan arkadaşlar kanalımda ilk tanıştığım arkadaşlar hepsi biliyor. Ben rahatsızım arkadaşlar. Ben dil kanseriyim. Ve arada pelte konuşuyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın dilimlere ayırdım. Arkadaşlar ben kale borcamda yaptım. Sizler istediğiniz gibi herhangi başka olur ya kek kalıbında istediğiniz kalıp şeklinde olan kaplarınıza yapabilirsiniz arkadaşlar.
uzun dikdörtgen şeklinde olan kek kalıplarında boğacağım. İstediğiniz kaplara da tatlınızı hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde dediğim gibi süsleyelim böyle. Dediğim gibi arkadaşlar bu tatlımızı bir gün önceden hazırlamış olursak tatlımız daha güzel kıvam alacak. Kıvamı sertleşecek ve gerçekten daha da güzel olacak. Üzerine istediğiniz, o size bağlı arkadaşlar, istediğiniz yani fıstık olur, fındık olur, istediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz krem şantiyle de böyle çok az, böyle hemen bir bardak krem sütle bir paket krem şantiyi böyle kıvam aldırırsanız üzerine böyle bir süse uygulayabilirsiniz. Süslemeyebilirsiniz de arkadaşlar. Şart değil yani. Evet arkadaşlar bakın. Gerçekten muhteşemdi. Gerçekten harika. Arkadaşlar bugün yine güzel bir videomun, güzel bir tarifimin sonuna geldik. Daha güzel tariflerde arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna arkadaşlar, abone değilseniz abone olursanız arkadaşlar, tariflerimden ilk sizler haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basarsanız, zil butonunu açarsanız sevinirim arkadaşlar. Her zaman sizler